Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda konuğumuz Atilla Yeşilada. Kendisiyle yeni çıkan Muhalif Bir Ekonomistin Güncesi kitabını konuşacağız öncelikle. Ondan sonra da Türkiye ekonomisiyle ilgili kitaptan da yola çıkarak genel bir değerlendirme bulunacağız. Atilla Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Merhaba diyorum. Çok iyiyim bireysel olarak. Tabii Türkiye'nin durumunu izledikçe sosyal olarak çok iyi olamıyorum ama bu arada... Ben 3 nesildir Galatasaraylı olmama rağmen Beşiktaşlı kardeşlerimin şampiyonluğunu kutlarım. Her dalda fair play'e inanıyorum. Onlar da haklı bir şampiyonluk kazandı. Avrupa'da başarılar diliyorum. Evet, başarılar. Ben de Galatasaraylıyım ama başarılar diliyorum tabii ki. Kitabınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Daha çok yeni. Ben de bulmaya çalıştım. Kitap evlerinde daha bu hafta içi yer alacak ama internette satışı yapılmakta. Şu anda da zaten ekranda arkadaşlarımız gösteriyor kitabın kapağını. Kitabın ismi Muhalif Bir Ekonomistin Güncesi. Öncelikle bu isim nereden aklınıza geldi? Vallahi Türkiye'de kritik düşüncenin ölümünü yaşıyoruz. Entelektüelizmin ölümünü yaşıyoruz. Ben çok büyük ekonomistlerin köşelerini okuyarak büyüdüm. Onlardan şu anda çok açık söyleyeyim. İşte eskilerden bir tek Deniz Gökçe üstadımız kaldı. Diğerleri veda ettiler. Türkiye'de maalesef ekonomistlik de artık partizan bir dal haline geldi. İnsanlar AK Parti genel merkezi veya onların değnekçisi kimse onlardan aldıkları üfürme bilgilerle köşeler yazıyorlar. Olur olmaz hayalleri okurlarıyla paylaşıyorlar. Ve açıkçası bizim gibi ya bu şunlar olmaz kardeşim bakın yani Türkiye'yi felakete götürüyorsunuz diyenler de ya işlerinden atılıyor. Ya da beleştiriliyorlar. Allah'a şükür ben basından para kazanmıyorum. Yani meşgalem araştırmacılık yapıp danışmanlık karşılığı ücret almak. Bunun için çok rahat yazabiliyorum. Türkiye'de işlerin nasıl olduğunu anlatmak istedim. Benim açımdan 2016 çok kritik bir yıldı. Türkiye'de uzun soluklu bir durgunluğun ve çöküşün başladığı bir yıldı. Makalelerimi özenle seçtim, topladım ve hepsini tekrar notladım. 2016'nın hikayesini perspektife oturttum. Bu kitap çıktı karşınıza. Kitap 2016'yı anlatıyor değil mi? Evet, 2016'yı anlatıyor. Okumasında şu açıdan fayda var. 2016 çok hızlı geçti yani. Başımıza öyle şeyler geldi ki oturup düşünemedik. Ama yarın öbür gün bu teşviklerle pompalanan büyüme bittiğinde ve durgunlukla karşı karşıya kaldığımızda niye buraya geldik? Ne hatalar yapıldı? Nasıl değiştirilebilirdi? Bütün bunların hikayesi var kitapta. Okumasında fayda görüyorum. Çünkü sonra yine aldatıldık denilecek bize. Bunun da farkındayım. Ya da ne yapalım işte dünya böyleydi. Bizim elimizden daha başkası gelmez denilecek. Bütün bunların hiçbiri doğru değil. Pek çok şey değişik yapılabilirdi. Biz aslında Türkiye gibi ülkelerin kendini düzeltebileceği, yepyeni bir büyüme modeli inşa edebileceği fevkalade müsait bir ortamdan geçtik ve hala da geçiyoruz. Ama biz bunu kötüye kullanarak çok büyük hatalar yapıyoruz. Bütün bunların hepsi kitapta yazılı. Yani ben kahin değilim ama yani orta derece ekonomi bilgisi ve zekası olan herhangi bir insan eğer konuşmaktan korkmazsa bütün bunları zaten görüyor ama anlatmaktan aciz. Ben açıkça anlattım. İsteyen okur ve bence de zaten kitabın yarısına geldiğinde 2017'nin sonunda ve 2018'de neler olacağını görür. Peki 2016 dediğiniz ya, 2016 hakkında konuşulduğunda kandırdık, hata yaptı, konjonktür öyleydi gibi şeyler söylenecek dediniz. Peki 2016 yılını anlatırken ve orada yapılan hatayı anlatırken acaba hükümet ve AK Parti aynı zaten 15 Temmuz'u bu işin bir mazereti veya gerekçesi olarak öne sürebilir mi sizce? Ya 15 Temmuz ekonomi politikalarında bir kırılma yarattı mı? Yarattı tabii ki. Yani 15 Temmuz bir kere her şeyden önce Fethullah Gülen Türkiye'nin en büyük düşmanıdır. Başımıza gelmiş en büyük felakettir. Ben muhalif bir ekonomist diye artık kitabıma başlık atmışım ama bu darbeyi Gülen ve yandaşların organize ettiği konusunda en ufak bir şüphem yok. Sorgulamıyorum bile bunu. Ve Sayın Erdoğan'a cesaretle direndiği için de tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ama çok büyük bir fırsat da aynı zamanda. Çünkü bütün halk başkanımızın etrafına kilitlenmişti. O güne kadar uygulanan baskıcı politikalar, popülist ekonomik yaklaşım, dışlayıcı politikalar terk edilebilirdi. Yeni bir sayfa açılabilirdi. Şunlar yapılabilir. Çok somut olarak. Bir, bakın kardeşim
Biz artık bundan sonra muhalefetle yalnız AKP seçmenini değil, bütün vatandaşları, özellikle Kürt kardeşlerimizi, işte Alevi kardeşlerimizi, solcu kardeşlerimizi de kapsayacak, kucaklayacak bir sosyal politika geliştiriyoruz. İki, ekonomide böyle milli ve yerli safsatasından vazgeçiyoruz. Dünyada en iyi uygulamalar neyse onları benimseyeceğiz. Somut olarak Merkez Bankası'nın başında buza pişirmekten vazgeçeceğiz. Merkez Bankası bağımsız olup enflasyonla mücadele edecek. İkincisi, bütçeye makyaj yapmaktan vazgeçeceğiz. Bütçe enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacak. Cari açığın düşürülmesine yardımcı olacak. Üç, mega projelerden saçmalıktan vazgeçiyoruz. Bundan sonra yatırım projesini altyapıya değil, insanı, beşeri sermayeyi yükseltmeye yönlendireceğiz. Dört, yapısal reformla, yani Türkiye'nin artık iyice daralan damarlarını açmaya yöneleceğiz. Verimliliği ve eğitim seviyesini yükseltmeye yöneleceğiz. Bütün bunların hiçbiri olmadı. Aksine maalesef ben orada yazılarda da göreceksiniz. 15 Temmuz'dan sonra 3 ay boyunca AKP'ye açık çek vermişim ve sonsuz desteklemişim. Ama işte görülen gerçekler çok acı. Yani şu anda FETÖ temizliği de yapılanlar artık bir vicdan yarası haline geldi ve hiçbir yere de varılamıyor. Ekonomi Varlık Fonu gibi bence son derece yararsız projeler, Kredi Garanti Fonu gibi iş adamlarının cebine para pompalayan projelerle iyice harap edildi. Bunların karşılığında bir miktar büyüme elde edildi ama bunun maliyeti çok ağır olacak. Maliyetlerini önümüzdeki günlerde görmeye başlayacağız ama bir tanesini görüyoruz diye düşünüyorum. Bu Türkiye'de mevduat havuzu tamamen tükendi, hortumlandı. Ve işte o 160 milyar lira KGF kredisini kim aldıysa onların cebine gitti. Ha, ben krediye karşı değilim. Hükümet destekli krediye de karşı değilim. Keşke bunlar istihdama, işte fabrikalara, teknolojiye, robotlara, bilgisayarlara dönüşseydi ama yani ben değil, hani piyasada hükümete yakın web siteleri ve gazeteler de yazıyor. Dönüşmedi. Yani bunlar mevduata dönüştü. Bir kısmı anladığım kadarıyla kötüye kullanıldı. Han hamam kat alındı ve Türkiye bir anda bu miktarda parayı buharlaştırdı. Baktılar, havuz tükendi, şimdi ne yapacaklar? Vallahi onu da ben yazmıyorum, başkaları yazıyor. Onu da, o konuya gelmeden önce size bir şey sorayım Atire Bey. Şimdi siz bu işte kitabınızın adı Muharif bir Ekonomist. Öncelikle bu muhariflik ekonomi politikalarına bir muhariflik mi, yoksa daha genel, doğrusu bizi izleyenler biliyordur ama sizin duruşunuzu yine de bir onu sorayım. Yani çünkü bir de öyle bir kesim de var, yani ekonomi politikalarını destekleyen ama diğer politikalarına muhalif olan veya tam tersini yapan veya ikisine birlikte muhalif olan. Yani iki boyutu var. Bir, ben basının görevinin hükümeti eleştirmek ve kontrol altına tutmak olduğuna inanıyorum. Çünkü nerede olursa olsun hükümetler aşırı güç kullanmaya ve vatandaşı ezmeye teamüllüdür. Biz vatandaşın yanında durmaya ve hükümete devamlı ne olduğunu hatırlatmak zorundayız. Dolayısıyla felsefi bir duruşum var. Yani ben halkın sözcüsü ve bekçisiyim. Ben hükümet yanında bir duruş sergileyemem. İkincisi, ekonomi politikaları yanlış ve biz bunu anlatamıyoruz. Yani yeni bir Türkiye işte göğe kuruluyor. Yeni bir Türkiye ekonomi modeli yapılıyor. Yani hayatımın 1980 yılında ekonomi okumaya başladım. Amerika'da okudum 10 yıl ve 1990 yılından itibaren de sadece ve sadece ekonomik araştırma yaparak özel sektörde hiçbir şekilde bir üniversitede ders vermeden ya da kamudan tek kuruş kazanmadan %90 yabancı müşterilerle iş yaparak ekmeğini kazanmış bir insanım. Ekonomiyi az çok biliyor. Bilmesem bu piyasada tutunamazdım. Yapılanların hepsi yanlış, çok özür dilerim. Yani kendi kafalarına göre bir ekonomi modeli kuruyorlar. Bunu işte birkaç teorisyen var. Başında Cemil Ertem'le Yiğit Bulut geliyor. Böyle nereden geldiği belli olmayan ve bizim açımızdan hiçbir anlam ifade etmeyen bir dilde süslü kelimelerle ifade ediyorlar. Ve birilerinin de aklını çeliyorlar herhalde. Ama Türkiye gün be gün kötüye gidiyor. Bunun detaylarıyla tartışma yazdım. Kitapta da anlatıyorum zaten. Atiye Bey, yapılan yanlışların ne olduğunu. Şimdi biraz da kitaptan çıkarak da şeye gelelim. Yani bugün özellikle son dönem yazdığınız bununla ilgili yazılar da mevcut. İnternet sitesinde, para analiz internet sitesinde. Şimdi mesela yandaş bir ekonomistin güncesi olsa
şöyle bir yazı yazabilir miydi kitapta? Şöyle bir içerik olabilir miydi? 15 Temmuz'a rağmen işte 3. çeyrekte negatif büyümeye rağmen ondan sonra işte referanduma rağmen 3. çeyrekteki negatif büyümeden hızla çıkıldı ve yüksek bir büyümeye geri dönüldü. Böyle bir şey yazılabilir miydi? Yandaş bir ekonomist olsanız veya öyle olan bir insan. Yandaşlar zaten yazıyor da yani bu mesleğinde bir şanı şerefi var. Büyümeden nasıl çıktığınızı sormak ve bunun sürdürülebilirliğini sorgulamak lazım. Yani bir organik büyüme var. Bir de hormonlu büyüme var. Yani büyüme şu ana kadar çok ufak bir kısmı ihracat patlamasından gelmiş. Tebrik ediyorum ihracatçı kardeşlerimizi ama işte %80'i diyelim bir yıllardır şeref madalyamız olan bütçe disiplinini kaybetmişiz. İkincisi dediğim gibi yani bu yani tek teşvik o değil. Belki de ulufe dağıtmışız ama kredi garanti fonu diye bir cinlik icat etmişiz. Bankalarda tamam nasıl olsa bunu şirket değil hükümet ödeyecek diye önlerine kredi vermişler. Bunun sayesinde bir ekonomik düzelme olmuş. Bunlar sürdürülebilir değil. Dolayısıyla yandaşlar istediğini yazabilir. Yani ben AKP değil CHP iktidarda olsa aynı şeyleri yapsa ben yine bunları eleştirecektim. Peki bu kredi garanti fonu sonuna mı geldik? Çünkü orada da bir yavaşlama söz konusu ve farklı bankaların üst düzey yöneticileri bunu sürdürebilir olmadığını, mevduat kredi oranlarının riski duruma gelmek üzere olduğunu söyledi. Artık bu KGF'nin de sonuna mı geldik? Ya tabii geldik çünkü sonuçta işte yine banka analistleriyle konuşuyoruz. Onlar da görüşlerini yansıtıyorlar. Mevduat faizleri 300 puana yakın yükseldi sene başına itibaren. Tabii bu kredilere de yansıyor. Dolayısıyla bir süre sonra arz talep mekanizması devreye girecek. Fiyatı artan her mal olda olduğu gibi kredilerde talep azalacak. Hükümet bu yüzden yeniden kötü bir fikri gündeme getirdi ve bu sefer bankaların elindeki KGF kredilerini paketleyip biz eskiler vıdımık deriz. Varlığa dayalı menkul kıymet. Bunu Merkez Bankası'na çarpmayı planlıyor. Merkez Bankası para basacak. Bu kredileri alıp bankalara nakit verecek. Bankalar da yeniden kredi verecekler. Böylece çark döndürülecek. Buna başka ülkelerde nazikçe QE. Evet. Quantitative easing veyahut da monetizasyon diyorlar. Yani borcun parasallaştırılması. Başka ülkeler yapar. Japonya yapar mesela. Çünkü Japonya'nın ebedi bir deflasyon sorunu var. Siz %12 enflasyon olan bir ülkede yaparsanız enflasyonu 20'lere patlatırsınız. Yani bu hani işte bu da 2017'de yazacağım. Şu anda notumu aldım zaten. Bakın işte bu yapıldığı andan itibaren Türkiye düzeltilemeyecek kadar bozulup tamir edemezsiniz diye. Yani sonuçta dediğiniz gibi parasal genişleme yapan başka ülkeler var esasında ama Türkiye'nin Türkiye bu konuda koşulun uygun olmadığını söylüyorsunuz değil mi? Ben kesinlikle değil tabii ki. Yani şu basit gerçeği anlatamıyoruz. Yani Sayın Canikli çok konuşuyor, Sayın Cemil Ertem konuşuyor. Finansman maliyetleri çok yüksek. İş dünyası yatırım yapamıyor. Doğrudur yani finansman maliyetlerini düşünün. Finansman maliyeti niye yüksek? İki sebepten dolayı. Birincisi yüzde enflasyon %12 kardeşim. Finansmanın temeli nedir? Mevduat. Vatandaş da %12'nin altında mevduat faizi alarak parasını bankaya yatırmaz ki kaybeder. Dolayısıyla siz enflasyonu düşürmeniz lazım. Ama dikkat edin hiçbir açıklamada bu yok. Enflasyonla mücadele yok. İkincisi aracılık maliyetleri çok yüksek. Yani banka %12'den aldığı parayı krediye çevirirken en az %2'sini, 3'ünü kaybediyor. Muzam karşılıklar yüksek, garip vergiler ödüyor. İşte yani şube başına sermaye koymak zorunda bir sürü saçmalıklarla uğraşıyor. Bunları tamir edin. Aracılık maliyetleri üstünde onu da yapamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Devamlı cin fikirlerle ortaya çıkıyorsunuz. Türkiye'yi yıkan da bu. Her iş yapmanın bir doğru yolu var, bir de Alaturka yolu var. Alaturka yoluyla yapmaya çalışıyoruz devamlı. Bu şekilde düşüremezsiniz. Ben size söyleyeyim. %6 kredi faizi mi istiyorsunuz? Enflasyonu 4'e düşürün. Bu kadar basit. İşte bu kadar da onun nasıl olacağı? Yani sonuçta bir bedel ödenecek değil mi? Yani bunun olması için bedelin ödenmesi gerekiyor. Yani yüksek faiz mi bu yoksa bir süre bir durgunluk mu ekonomide? Yani buradaki hükümetin stratejisi acaba olabildiğince
ekonomik küçülmeyi ötelemek mi? Ve o sırada da yapacağı seçim, 2019 seçimi erken çekmek olur veya başka şey olur, yapısal adımlar. Bu soruya cevap verirken tabii siyaset stratejisinden başlamak lazım. Ben hükümetin referandumdan çok telaşlı çıktığı düşüncesindeyim. Çünkü bir, kazanmadılar, onlar da biliyorlar. İkincisi, kazansalar da yani marjinal seçmen gruplarını kaybetmeye başladılar. 2019'a bu şekilde giremezler. Büyümeyi muhakkak güçlü tutmaları lazım. Ayrıca 2019'a kadar erken seçime gitmeden durabileceklerine de emin değilim. O yüzden hiçbir şekilde ekonominin yavaşlamasına ve seçmenin homurdanmasına tahammül edemezler. Halbuki yani iyi yönetim, Türkiye'de enflasyonun, cari açığın kontrol alınması gibi yöntemlerin hepsi maalesef bir resesyon gerektiriyor. Yani bir durup düşünmek, hastanın ateşinin ve nabzının düşmesi gerekiyor. Bunu yapamayacakları için sonuna kadar iplenecekler. Ve büyümeyi korumak için alınan her türlü tedbirde üç şeyi beraberinde getirecek. Bir, bütçe disiplini ve bankacılık sisteminin bilanço kalitesi bozulacak. İki, enflasyon ve cari açık da beraberinde artacak. Piyasalar buna tepki göstererek dövize dönecek veyahut da Türkiye'den para kaçacak. Peki bunun sonunda bunu vadesi öngörmek çok zor, değil mi? Yani çünkü siz son yazınızda, yanlış hatırlamıyorsam, 2000 daha boğaz tahmininiz vardı. 2017'nin 3. çeyreğinden 2018'in 2. çeyreğine revize etmişsiniz. Yani bunu tabii tek başa Türkiye beğiremiyor. Sonuçta dünya konjonktürü, dış konjonktürü de önemli. Bunun bir vadesini öngörmek mümkün mü? Yani bu ne kadar sürdürebilir Türkiye açısından? Değil. Yani Allah ömür verdiği kadar yaşarız sözü hani ekonomiler için de doğru. Yani ekonominin hasta olduğunu, gücünün tükendiğini, ilaçla ayakta durduğunu görüyorsunuz ama ne zaman sonunun geldiğini bilemeyiz. Çok doğru söyledin. Şu anda bütün dünyada şuursuz bir risk iştahı var. Yatırımcı hiçbir şeyden korkmuyor. Yani gelişmekte olan ülkeler arasında perişan durumda olan biz değiliz. Brezilya örneği incelenebilir. Orada da başkan skandalın içine oturmuş ama yatırımcı vay fırsat çıktı diye mal alıyor. Güney Afrika'da Zuma tam bir vampir haline geldi. Rusya zaten bitik ama yani yatırımcı aldırmıyor şimdi. Bu yüzden de biz işte az çok giren sıcak payla dengeleri koruyoruz. Yani yine Türk lirası sene başından beri en kötü performans gösteren gelişen ülke parası isteyen parası ya. Neyse şimdi bu ortam devam ettiği sürece az çok sürdürebilirsin. Yani hükümetin vaat ettiği %5-6 büyüme asla gelmez de 3-3.5'u yakalarsınız. Bu ortam ne zaman değişir? Vallahi yani iki şekilde değişir. Bir, Fed faiz artırımlarına devam edecek. Bir noktada Amerikan doları ve Amerikan menkulleri daha cazip hale gelecek. Para buradan çıkacak. Bu filmin happy ending'i. Yani normal piyasa koşulları içinde finansal şartların ve finansal mantığın yeniden asıl olması. İkincisi bir balon oluşuyor şu anda. Yani fiyatlamalar, değerlemeler nasıl söylerseniz söyleyeyim. Makul olmaktan çıkmaya başladı. Bence ilk önce S&P 500 tamamen anlamını yitirdi. İkincisi özel şirket tahvil fiyatları ve bizim ülkelerin tahvillerinin fiyatları mantığını yitirdi. Bu balonlar bir kere şişmeye başlarsa durduramazsınız. Ve patlarlar sonunda. O zaman da işte finansal krizler olur. Asya krizi olur. Amerika'daki dotcom krizi olur. Bu tip şeylere varırsınız. Böyle bir terse halimiz fecaat. Yani bizi etkilemese dahi, yani merkezi biz olmasak dahi tsunami gelir bizi vurur. Ne olur? Millet paniğe kapılır. İşte Türkiye'de gezi olayları sırasında veyahut da Avrupa'nın bu Yunan krizi esnasında çıkan paraları biliyoruz yani. IMF'ye telefon açmak üzereydik. Son anda kurtulduk. Bu sefer kurtuluş daha zor olur. Çünkü geçen sefer bizi kurtaran reçeteler de tükendi. Onlar da artık hastaya çare vaat etmiyor. Ama işte bu süreçler ne zaman sonlanır? Hakikaten karar vermek çok güç. Dediğim gibi biz ekonomik model konusunda yani bu risk iştahı olmasaydı şu anda verilen gaz ekonomiyi 3. çeyreğin sonuna kadar götürür diyor. Ama son bir ayda yatırımcı iyice artık şuursuzlaştı.
Önüne gelen her şeyi alıyor. Biz bunu kendi temaslarımızdan da görüyoruz, okuyoruz da. Bu biraz daha Türkiye'nin ömrünü uzatabilir. Dolayısıyla işte yani çok farazi konuşuyorum. Hani bu seneyi de çıkartırız ama şundan kesinlikle eminim. Ne dünyada ne Türkiye'de bu hızla 2018'in sonuna kadar gidemezsiniz. Yani 2018'in ortalarında bir yerde bir şekilde film kopacak artık. Yani insanlar bir anda bir sabah uyanıp ne yapıyoruz biz mi diyecekler, yoksa bir yerden bir kötü haber gelip balon aniden yüzümüzde mi patlayacak, onu kestiremem açıkçası. Bu peki yabancı arıyor dediğiniz, o tabii sadece Türkiye arıyor demek değil. Türkiye'nin katı gelişme noktalarının ülkeler, Türkiye benzeri ülkelerin hepsini birlikte arıyor değil mi? Peki bu burada Türkiye diğerlerine göre nasıl bir performans çiziyor? Yani Türkiye'ye olan ilgi, Türkiye üzerindeki vakı üzerindeki arışlar diğer ülkelerden daha mı fazla, yoksa yani aynı hemen öyle bir fark yok mu? Kaydederek bir fark yok mu? Yani şu anda daha az. Hani Türkiye'nin sorunları o kadar bariz ki, bir de bu referandum o kadar insanları ürküttü ki, şu anda Türkiye'ye daha hemen hiç para girmedi. Ben size söyleyeyim, önümüzdeki 3 ay çok büyük para girecek. Yani bizim şimdi elimde 2 tane, ismini veremem. Kurumun road show'undan edildiği izlenimler var. Yani dünyadaki yatırımcılara dolaşmışlar. Onlarla konuşmuşlar. Çoğu beklemede. Türkiye'ye şüpheyle bakıyorlar. Bu işte banka senetlerinin merkeze kakalanması, bu varlık fonu falan çok kafalarını karıştırmış. Ne çıkacağını bilmiyorlar. Bu insanların hepsi az pozisyon almışlar. Bizim temas ettiğimiz yatırımcı grubu ve yoğun bir Türkiye ziyaret takvimi var. Ben de Allah kısmet ederse 2 hafta içinde Amerika'ya gidiyorum. Birçok potansiyel görüşeceğim. Bunlar fırsat peşinde. Bunlar geride kaldıklarının farkında. Türkiye'deki faizleri ve borsa değerlemelerini çok cazip buluyorlar. Almak istiyorlar. Şeye gelmişler, yani son denetime gelmişler. Hani arabanın lastiğine tekme atıyorlar. İşte kaputunun altına bakıyorlar. Bir arıza var mı diye alacaklar. Ve bence de alıcı, çok açık söylüyorum yani. Biz de vallahi önümüzdeki 3 ay risk yoktur yani. Gelecekseniz gelin diyoruz. Ondan sonrasını düşünün. Dolayısıyla daha yolun başındayız. Ama yani şunu da hatırlatmak lazım. Türkiye'nin yani piyasa rally yapar. Bu güzel bir şey. Aklı olanlar da alır satar çıkar. Ama yani Türkiye'nin kurtuluş sıcak para değildir. Bu adamlar bugün gelir yarın giderler. Alo. Duyuyorum evet bugün. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Peki, bu hani efendim. Son olarak şu örnek daha, tabii ki bugün tabii yani, ki. Şunu unutmamak lazım. Moody's'di galiba bize yatırım yapılır notunu verip şeye çıkartan, bir üst düzeye çıkartan, akıl almaz bir para girişi oldu. Hemen arkasından Bernanke biz QE'yi bitiriyoruz dedi ve gezi olayları patladı. O para bir ayda çıktı. Ve çıkarken de feryatlar duyduk Türkiye'de. Şu anda da o olacak. Yani önümüzdeki 3 ay bence çok güzel para girecek Türkiye'ye. İşte bu yani karakollar olmazsa ne bileyim Trump'ın başına ne gelir falan, bunları bilemeyiz yani, çok zor. Ama yani görülebilir şeyde, patikada güzel para girecek Türkiye'ye. Bu insanlar para kazanacaklar ve sonra çıkacaklar. Ondan sonra ne olur diye düşünmek lazım. Peki siz şimdi biraz önce söylediğiniz sürdürülebilir büyüme için daha yapısal şeyin değişmesi, ekonomik modelin değişmesi lazım dediniz. TÜSİAD da son dönemde bu olağanüstülerin kaldırılması konusunda fikir beyan ediyor ve o fikrinde arkasında duruyor Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirene rağmen. Sizce olağanüstülerin kaldırılması yeterli olacak mı? Yani mesela bir gün yine sabah kalktığımızda olağanüstülerin bittiğini duyarsak, ekonomik olarak önemli bir engelin aşıldığını söyleyebilecek miyiz? Yani bu olmazsa olmaz bir ön şart. Türkiye kararnamelerle ve benim canım istedi şu adamı gözaltına alın sistemiyle yönetilemez. Yani bu şartlar altında hani yabancıları bir kenara bırakın, yerli iş adamları da yapmaz. Ama yani dediğim gibi bu sadece başlangıçtır. Hemen arkasından en azından iş dünyasına güven verecek bir dizi şeyin düzenlenmesi lazım. Yani bunların başında da hukuk sistemi geliyor. Yani bakın, yani adalet mülkün güvencesidir. Türkiye'de adalette FETÖ temizliğini bitirdik. 4000
Yargıç ve şey gitti, savcı gitti. Bunların yerine kimin geldiğini de görüyoruz. İşte AK Parti belediye başkan yardımcısının dostu, şudur budur. Şimdi bu ortam güven vermez. Bakın ben size bir örnek daha vereyim niye bu ülkede yatırım olmayacağına dair. Sevilay Yılmaz, ben Habertürk'te beraber çalıştım. Yani siyasi görüşlerini benimsemem ama sevdiğim bir arkadaşımdır. Yazdı. Türkiye'nin her yerinde şantaj çeteleri çıktı. İş adamlarına sen FETÖ'cüsün, elimizde delil var, seni ihbar ederiz. Bizim cebimize attır bir şeyler diyorlar. Yani okuyun Habertürk'teki makalelerini ve bu Sevilay, yani AKP'yi tutan, destekleyen bir arkadaşımızdır. Bu şekildeki haberleri ben de alıyorum çok çeşitli yerlerden. En son Fatih Atay da böyle bir yazı yazdı bir belediye için. Kim yazdı? Fatih Atay, bir belediye için belediye başkanına benzer bir şantaj uygulandığını söyledi. Evet, kendisine atmış. Evet. Bakın bunlar oluyor çünkü ortada bir hukuk sistemi yok. Yani herkes, yani en ufak hakkımda bir şaiye çıkarsa beni götürürler korkusu için. Bu adam yatırım yapar mı? Yani siz söyleyin, hani benim konuştuğum herkes, ben yurt dışına nasıl hesap açarım? Benim artık inanın dışarı çıkıp insanlarla yemek yemek istemiyorum. Çünkü tek konu bu. Nerede ev aldın? Yok. Aman Portekiz'de almam, Macaristan daha ucuz, orada daha çabuk pasaport veriyorlar. Yani kendimden utanıyorum ya. Bir de şimdi bu çıktı. Şimdi tabii bir o hal kalkacak. İki, insanlarda yargıya sıfıra inen güveni tamir edeceksiniz ki uzun vadeli kararlar alsın. Geçen akşam yine Habertürk'te NDR'ı seyrediyorum. NDR da hükümeti destekleyen bir anket kuruluşudur. Ama son derece namussudur. Yani siyasi görüşüyle yaptığı anket sonuçlarını asla karıştırmaz. Son yaptıkları kamuoyu yoklamasında halkın %75'i FETÖ'nün siyasi ayağı olduğuna inanıyor. Ve siz bunları temizlemeden Türkiye'de hiçbir şekilde ekonomik güveni sağlayamazsınız. İnsanlar güzel o KGF kredilerini alırlar, döviz mevduatı yaparlar, kendilerine apartman alırlar ama o parayı ekonomiye geri sokmazlar. Atiye Bey, son olarak Koç ve Sabancı AG'nin geçen haftaki hisse satışlarını size sorayım. O konuda çünkü çok soru geldi. İnsanlar evet, merak ediyor. Yani bu bir normal bir satış mıydı, normal bir işlem miydi, yoksa biraz önce bahsettiğimiz kaygılardan dolayı bir yapılmış bir stratejik bir hamle miydi? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yok yani Koçlar ve Sabancılar bu ülkeyle doğdu, bu ülkeyle ölecek. O konuda bir şeyim yok. Yani kaçanlar daha çok orta ölçekliler. Onu söylemek lazım. Şudur ama yani şu anlamda çok önemlidir. Şimdi satılan miktarlar küçük değil. Sormak lazım. Niye satıyor diye. Bence de cevabı şu: ederinin bu olduğuna inanıyor. Dolayısıyla borsa 120 bine gider, 130 bine gider diyenler düşünsünler bir kere daha. Yani bu adam şirketin içinde kendi mali durumunu biliyor, projeksiyonlarını biliyor. 5 sene sonra şirketinin nerede olacağını biliyor. Adam bu fiyata yeter deyip 400 milyon dolar ve Sabancı'nın durumunda 100 milyon dolar sattıysa, değerli analist arkadaşlarımız, efendim işte bu borsa 120 bin, 130 bin derken biraz daha oturup düşünsünler. Ama yani ortada bir komplo ya da ben paramı alayım kaçayım diye bir durum olduğunu söz konusu düşünmüyorum. İş adamı ucuzken alır, pahalıken satar. Bence ikisi de en doğrusunu yaptılar. Çok teşekkür ederiz Atilla Bey. Yeni çıkan kitabınız Muhalif bir Ekonomistin Güncesi, tekrar hayırlı olsun. Bu hafta içi kitapçılarda olacağını tahmin ediyoruz. İnternette satışları var. 2016'yı anlattınız, 2017'yi de anlatacağız. Yeni bir kitap bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ olun. Bugünkü yayınımızda Atiye Yeşilada'yı konuştuk. Son çıkan kitabını, Muhalif bir Ekonomistin Güncesini ve Türkiye'deki son ekonomik durumu konuştuk. Teşekkür ederiz.